Herkese merhaba arkadaşlar. Zaman Avcısı hikayesinde Renato rotası ile devam ediyoruz. 12. bölümdeyiz. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 12. Ağdaki sinek. İyi misiniz? Nova yaşlı kadına daha yakından bakmak için ayağa kalktı ama kadın hırıldayarak uzaklaştı. Yanağından aşağı kan akıyordu. Nesi var? Yardım etmeye çalış. İzin verin, yardım edeyim. Avcı elini uzattı ama Gusjay tiz bir çığlık attı. Git yanımdan. Kan avucundan aşağı akıyor, derisini lekeliyor. Havayı metalik çürük kokusuyla dolduruyordu. Parmakları bir yırtıcı kuşun pençeleri gibi dondu. Nova Onyx'in yanında olması durumunda kendisini çok daha sakin hissedeceğini düşündü. İmdat sinyalini vermeye hazırlandı. Ev sahibi krize girmiş gibi titremeye başladı. Büyük bir zorlukla hareket etmesine rağmen ayağa kalkıp elindeki kağıdı buruşturdu. Ambulansa ihtiyacınız var. Dişlerini gösteren Gusjay avucunu açarak serbest eliyle kızı ittirdi. Avcı tökezledi. Elindeki kağıt yere düştü. Titreyen gölgeler oluşturan loş ışıkta yaşlı kadının yüzündeki kan çarpık kırışıklıklarını daha da derin gösteriyordu. Gidin buradan. Defolup gidin. Sesi yükseldi. Kadın ciyaklamaya başladı. Kelimeleri çatırdadı. Büküldü. Karmaşık bir kasırganın içine çekildi. Listeyi al ve git. Avcı hızla kağıdı alıp koridora çıktı ve ardından daireden dışarı çıktı. Gusçe çığlık atmaya devam etti ama artık sadece anlamsızca bağırıyordu. Sesi dairede yankılanıyor. Köşelerdeki örümcek ağlarına yapışıp kalıyordu. Nova ancak Konstantino'nun dairesine döndüğünde rahat bir nefes alabildi. Kanepeye oturup parmaklarını şakaklarına bastırdı. Yol boyunca olanları düşündü. Tüyleri hala diken dikendi. Gözlerinin önünde hala yuvasından çıkarmaya çalışıyormuş gibi avucunu gözüne sertçe bastıran yaşlı kadının görüntüsü vardı. Sessizlik daha da korkutuyordu. Kız boşluğu doldurmak için televizyonu açtı ve sonra kendi kendine alçak sesle konuştu. Onun yaşındayken sağlığı kötü olabilir. Ama gözünden kan gelmesi, hem de o kadar fazla. Ona yardım etmem gerekiyordu. En azından bir ambulans çağırmalı. Onu o halde bırakmamalıydım. Umarım komşularından biri çığlıklarını duyup yardımına gelmiştir. Avcı bunca zamandır avucunda sıkıştırdığı buruşuk kağıdı düzeltti. Çarpık el yazısıyla yazılan isimler ona tanıdık geliyordu. Bu insanları çoktan kontrol etmişlerdi. Ancak daha yakından incelediğinde Nova harflerin eğik olduğunu fark etti. Sola. Aklı bu ayrıntıya takıldı. Burada bir şeyler ters gibi görünüyor. Peki ama tam olarak ne? Renato'nun ona gösterdiği Gusjay'in fotoğrafını hatırlayarak gözlerini kapattı. Arkadaşlar videoyu burada durdurup oyunun dilini İngilizce yapıp cevabı İngilizce gireceğim. Çünkü Türkçe cevabında Türkçe karşılığını kabul etmiyor. Bir şey gelecek şimdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu girip şimdi dili tekrar Türkçe'ye çevireceğim. Devam ediyoruz. Fotoğrafta sağ eliyle bir şeye imza atıyordu ama bu listeyi sol eliyle yazdı. Tabii belki de iki elini birden kullanma becerisine sahip olma ihtimali de var. Ama yine de bir nedenden dolayı kız bu olasılığın çok düşük olduğunu düşündü. İçindeki şüpheyi bir kenara bırakamadı. Bunu kimseyle paylaşamazdı çünkü o zaman o fotoğrafı nerede gördüğünü ve neden kimseye söylemediğini açıklamak zorunda kalacaktı. Geriye kalan tek şey bu tuhaf ayrıntıyı. Hiçbir varsayımda bulunmaksızın kendi başına araştırmakta. Belki burada gerçekten hiçbir şey yoktur ve ben sadece uyduruyorumdur. Burada kesinlikle ters bir şeyler var. İlk başta kadını aradık ama başarısız olduk. Sonra o kendisi bizi aradı. Evine davet etti ama konuşmak istemedi. Kanlı gözler, çığlıklar. Bir şekilde hepsi çok, bilmiyorum, garip. Bunu tekrar dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. Gözlerini kapatarak uyuşmuş boynunu esnetti. Yarın büyük gün, belki de yatma vakti gelmiştir. Kalkıp TV'yi kapatan Nova odasına gitti.
Güneş ışınları kıza uzanıyor, burnunu gıdıklıyor, pencereden içeri sızıyordu. Nova esnedi, gerindi ve yataktan kalktı. Hızla yıkanıp giyindikten sonra kendine kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Konstantino buzdolabını çoktan doldurmuştu. Avcı kız sandviçinden bir ısırık daha alıp kahvesinden bir yudum aldıktan sonra arama yapmak için telefonu eline aldı. Düşünceleri başka bir yöne kayarken parmağı düğmenin üzerinde gezindi. Elmaslı seçenek sayesinde yakma ittifakı üyelerinden biriyle ilişkini geliştireceksin. Ya arkadaşlar, aramayacağım. Cenevre sokaklarında yürüyüşe çıksam. Pencereden dışarı bakıp hayallere daldı. Keşke dışarı çıkabilseydim. Kapüşon ve lens takmadan tarihi yerleri gezip müzeleri ziyaret etseydim. Normal bir hayatım varmış gibi bir gün geçirmek isterdim. Kendini zorla gerçeğe döndüren Nova Vesper'ın numarasını çevirdi. Buluşmadan hemen sonra arayacağını düşünmüştüm. Sana da merhaba. Affedersin, çok yorgundum. Gusçe'yi ziyareti beklediğim gibi gitmedi. Her şeyi anlattı. Vesper cevap verdiğinde sesindeki hayal kırıklığı açıkça belli oluyordu. Peki, yazık olmuş. İyi misin? Evet evet iyiyim. Bu gece için hazırlanıyorum. Tamam, dikkatli ol ve tetikte kal. Bir şey olursa ara. Başka bir şey var mı? Yok, bir şey öğrenirsem ararım. Anlaştık, sana güveniyorum Nova. Nova telefonu kapattı ve çenesini eline dayadı. Sana güveniyorum. Yalnız değilsin Vesper, yalnız değilsin. Renato'yu düşündü. Belki de onunla iletişime geçmeden önce açık artırmanın sonuna kadar beklemeliyim. Üzücü. Onunla daha sık konuşabilmek isterdi. En azından rahat ederdim ve daha verimli olurdum. Nova ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Semt pek kalabalık değildi, bu yüzden sokaklar yeri boş görünüyordu. Kız dışarı çıkıp biraz temiz hava almak o kadar istiyordu ki. Belki buradan çatıya çıkabilirim. Bu fikirden ilham alan cadı hızla kıyafetlerini değiştirdi. Lenslerini de unutmadı ve daireden çıktı. Neyse ki çatının kapısı kilitli değildi. Kız kenara yaklaştı ve bağdaş kurup oturdu. Bina yüksek değildi. Dolayısıyla manzara nefes kesmedi ama kendine has bir çekiciliği vardı. Sokaklardan birinden enerjik bir şarkı sesi geldi. Yakınlarda tuhaf bir aksanla Fransızca bir tartışma duyuldu. Şehrin müziğine yakındaki bir çatıya tünemiş bir serçe sürüsünün utangaç cıvıltıları eşlik ediyordu. Nova bulutların altın rengi kenarlarına, gökyüzünün ışıltısına ve gökyüzünde süzülen kuşların ince silüetlerine hayranlıkla baktı. Bir an için ve sadece bir an için kafasının içi bomboştu. Ancak bilindiği gibi sessizlik çoğu zaman fırtınanın habercisi olur. Cadı bir şeyin elini gıdıkladığını hissederek ürperdi. Kolunda örümcek vardı. Örümceğe bak. Nova beklenmedik konuğu daha iyi görebilmek için elini yüzüne biraz yaklaştırdı. Ama örümcek bu ilgiden hoşlanmamış gibi görünüyordu. Hızlandı ve yoluna devam etti. Kız onun çatıdaki ufak çatlağa doğru yürüyüşünü izledi. Bu ona dünkü Gusçe'yi ziyaretini hatırlattı. Cadı ürpererek yaşlı kadının boğuk çığlıklarını ve köşede gizlenen örümceğin anılarını uzaklaştırmaya çalıştı. Eksiklik duygusu onu rahatsız ediyordu. Oraya geri dönmek gerekiyor. Gusçe beni gördüğüne pek sevinmeyecek ama neler olduğunu öğrenmem gerekiyor. Açık artırmadan sonra onu tekrar ziyaret etmeye çalışacağım. Şeytan ayrıntıda sakla. Üç doğru seçim yaparak Gusçe ile ilgili bir şeylerin ters olduğunu anla. Bakalım kaç elmas veriyor bu. 10 tanecikmiş. Nova dirseğini dizine dayadı ve elini saçına gömerek boş boş önüne baktı. Aşağıda gürültülü bir çocuğun ağlaması duyuldu. Amca aşağı baktı ve yerde yatan bir çocuk gördü. Sırt üstü yatıyordu. Kollarını başında duran kadın ve erkeğe doğru çaresizce uzatıyordu. Anne baba diye bağırıyordu. Ancak ebeveynleri kıpırdamıyordu bile. Görünüşe göre oğullarına düşerse kendisinin kalkması gerektiğini öğretmek istiyorlardı. Sanırım ona yardım etmeliler. En azından onu önemsediklerini göstermeliler. Sonunda ağlama kesildi. Ancak Nova çocuğun kendi başına mı ayağa kalktığını veya kaldırıldığını göremedi. Çığlığı hala kafasının içinde çınlıyordu. Anne, baba, aileni düşün. Annemle babamın şu anda nerede olduğunu merak ediyorum. Hayattalar mı? Kim olduklarını da merak ediyorum. Bir zamanlar Nova'nın bu soruları sormadığı bir gün bile geçmezdi. Çocukken kardinalin gerçek babası olduğunu düşünürdü. Ancak yeterince büyüdüğünde Maria ona
babası dediği adamın aslında babası olmadığını söyledi. Maria gerçek ebeveynler hakkında tüm soruları aynı şekilde yanıtladı. Gerçek ebeveyn seni yetiştiren kişidir. Sen hazretlerine, bizzat Tanrı tarafından gönderildin kızım. Belki de zaman avcısı olduğunu öğrendi, ailesini öldürdü ve kızı aldı. Zamanla Nova öğretmenden asla cevap alamayacağını idrak etti. Bir şeyler bilse bile kardinale duyduğu saygı, gerçeği paylaşma arzusundan daha güçlüydü. Nova kardinale yalnızca bir kez sordu. O konuşmayı başlatmaya karar vermek için tüm cesaretini toplaması gerekiyordu. O gün bebekken kilisenin eşiğine bırakıldığını öğrendi. Kardinal, Tanrı'nın sesini duydu ve herkesten gizlice bu çocuğu kanatları altına alarak onu kendi kızı gibi büyüttü. Ardından da onu casusu yaptı. Nova ebeveynleri hakkında bir daha soru sormadı. Onları bulmaya ya da onlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmadı. Zaten bir ailesi vardı. Kardinal ve Maria, başka kimseye ihtiyacı yoktu. Evim demeye başladığı yuvadaki hayata dair anılar zihnini işgal etti. Normal bir şeydi, ne zaman başladığını fark etmedi bile. Ev demek, vefa ve sorumluluk demek, huzur ve güven demek. Çocukken evde huzursuzdum. Maria bana karşı iyiydi ama ben kendimi her zaman bir şekilde yanlış hissettim. Duva ise beni olduğum gibi kabul ediyor ve Vesper bana vaka uğruna ihtiyaç duysa da bunun dışında da bana değer verdiğini hissediyorum. En azından buna inanmak istiyorum. Hayal kırıklığı içinde başını sallayarak başka bir şey düşünmeye karar verdi. Nova rüzgarın bulutları savurmasını izlerken dakikalar akıp gitti. Sonunda kız üşüdü ve daireye dönmeye karar verdi. Akşam olduğunda sıra müzayedeye hazırlanmaya gelmişti. Hepsini tek tek alalım arkadaşlar. Gerçekten uğraştırıcı. Ama saç daha uğraştırıcı. Elmassız saçların 4 tane olması. Yani tekrar oynamam diye düşündüğüm için elmaslı elmassız ne varsa alıyorum. Gardırobumuz yüksek olsun diye. Şimdi şu elmaslının en sondakini alayım. Nova aynanın önünde dönerken hafifçe gülümsedi. Henüz hiç dışarı çıkarken bu kadar süslenmemiştim. Gerçi bir yeraltı müzayedesi pek dışarı çıkmak sayılmaz. Çok geçmeden gölgelerin arasından Konstantino çıktı. İyi akşamlar Nova. İyi akşamlar. Hazırsınız bakıyorum. Nova, kıyafetiniz size çok yakışmış.
Ama itiraf etmeliyim ki siz hazırlanmayı bitirmeden size yakalarım diye düşündüm. Kolunda asılı olan kılıfı açtı ve içindeki elbiseyi gösterdi. Ah, bu benim için mi? Evet, tasarımcı bir arkadaşımın özel koleksiyonundan. Özel bir elbise olduğunu söyleyebiliriz. Elbise nefes kesici derecede güzeldi. Muhtemelen çok paraya mal oldu. Bu kadarı çok fazla değil mi? Ama çok güzel elbise, bunu alalım ya. Mükemmel seçim. Nova, Konstantino'ya teşekkür ederek yatak odasından hızla üstünü değiştirdi ve ardından oturma odasına geri döndü. Harika. Yeni kıyafetiyle kendini neredeyse bir prenses gibi hissetti. Peki, gitme zamanı gelmiştir. Açık artırmanın yeri son dakika değiştirilmiş. Bazı organizasyonel zorluklar var gibi görünüyor. Bu yüzden beklediğimden daha uzun süre yolda kalacağız. Ne kadar kaldı? Açık artırmanın yapıldığı evinin bir malikane olduğu ortaya çıktı. Büyük değil ama çok şıktı. Ayaklarının altındaki parlak zeminler gıcırdıyor. Mumların ateşi dans eder gibi süzülüyor. Köpüklü şarapla dolu zarif kadehlere yansıyordu. Taze çiçek aroması parfüm kokularıyla savaşıyor. Ve bu parlak, baskın notaların karışımı neredeyse anında kızın başını döndürdü. Nova, Konstantino'nun yanındaki kapının önünde sıraya girdi. Pek çok meraklı bakışın üzerinden kaydığını hissetti. Bütün bu eser avcıları birbirini çok iyi tanıyor. Yeni insanların bu kadar ilgi çekmesine şaşmamalı. Güneş elçisinin yolu. Nova meraklı insanların gözlerinin içine bakmaktan çekinmedi. Onları başını sallayarak veya hafif bir gülümsemeyle selamladı. Bazıları şüpheyle gözlerini kıstı. Birisi utanarak ona hiç bakmıyormuş gibi davrandı. Onlara görüşmelere ve potansiyel anlaşmalara açık olduğumu göstermem gerekiyor. Ciddi olduğumu ama güvenmediğimi belli edeceğim. Potansiyel muhatapları kazanmaya çalışsam iyi olur. Ortam zaten gergin. Dolayısıyla bu yaklaşım daha mantıklı olacaktır. Böyle düşünürken sıra onlara geldi. Konstantino davetiyeleri resmi takım elbiseli bir adama verdi. O da kibarca onları içeri aldı. Birkaç kişisel meseleyi halletmem gerekiyor. Sizi sonra bulurum. Şimdilik tadını çıkarın. Ve kayıp gitti. Nova ürperdi. Kendini biraz tuhaf hissetti. Derin bir nefes alarak şamdanların narin ışığı eşliğinde salona girdi. Sonraki yarım saat tanışma serüveni içerisinde geçti. Açık artırmanın daha sonra başlaması gerekiyordu. Bu yüzden kürsü şimdilik boştu. Nova etrafı izliyor. Her yüzü analiz ediyor. İnsanların konuşmalarına kulak misafiri oluyor ve kimin yararlı olabileceğini bulmaya çalışıyordu. Kısa süre sonra Konstantino geldi. Yanında keskin, dikkatli bakışlı bir adam yürüyordu. İşte buradasınız. Bu bahsettiğim kız Nova. Malikanenin sahibi ve benim eski, tabiri caizse, dostum. Sizinle tanıştığımıza çok sevindim. Elini sık. Nova yeni bir tanıdıkla el sıkıştı. Cildi hoş olmayan bir şekilde nemliydi. Ama kız iyi bir izlenim bırakmayı umarak sadece sevimli bir şekilde gülümsedi. Hoş geldiniz. Akşamınız nasıl geçiyor? Umarım şarabı beğenmişsinizdir. Sohbet başladı. İç mekanlar, içecekler, atıştırmalıklar, hava durumu. Yaklaşık 10 dakika sonra Konstantino özür diledi ve cadıyı anlamlı bir bakışla süzerek onları yalnız bıraktı. Bir şeyler bildiğini düşünüyor. Nasıl davranmalı? Kişisel konulara geç ve konuşmayı dikkatlice rafa ele getir. Satın aldığınız hangi eserle en çok gurur duyuyorsunuz? Güzel soru. Sanırım 99 yılında müzayedelerimizden birinde neredeyse dişlerimi geçirip koparmak zorunda kaldığım bir Bizans parşömeni. Hangi yüzyıl? 10. muhtemelen. Peki sizin gurur kaynağınız nedir? Koleksiyonum daha çok yeni, ancak yakında ona inanılmaz derecede değerli bir tablo eklemeyi umuyorum. Tabii eğer onu bulmayı başarırsam. Hadi ama bana daha fazla işkence çektirmeyin. Rafael Sante. Portre değil mi? Gülümsemesi yağlı gibi, sinsiydi, gözleri parlamıştı. Nova onayla başını salladı. Çok mu iddialı? Merak etmeyin, ben de dahil olmak üzere burada toplanan herkes bu hastalıktan müzdarip. Koleksiyonerlerin duası budur. Ama çeşit çeşit koleksiyoner vardır. Bazıları ilk başarısızlıkla pes ederler. Diğerleri sonuna kadar gitmeye hazır. Kendinizi hangisi olarak görüyorsunuz? İstediğimi alana kadar yılmadan çabalarım. Parmaklarını birbirine kenetledi ve kıza dikenli bir bakış attı. Sizi sevdim. Hedefe odaklısınız belli. Sesi alçaldı. Tonu ağırlaştı. Hadi gidelim, size bir şey göstereceğim. Hemen mi? Daha yeni tanıştık. Nova tereddüte düştü. Bir sorun mu var?
Acele etmenizi öneririm. Açık artırma başlamadan önce dönmemiz gerekiyor. Bunu kaçırmak istemiyorum. Bugün çok nadir eserler satılacak. Ayrıca ev sahibi olarak pek uzaklaşmamam lazım. Burada nispeten güvendeyim. Konstantino onu uzun yıllardır tanıyor. Kendisi de söyledi. Üstelik burası onun evi ve burada o kadar çok insan var ki ya işe yarar bir şey bulursam adam fikrini değiştirmeden kabul etmeliyim. Sorun değil, gidelim. Başını sallayan adam onu koridorlardan birine götürdü. Odadan odaya ilerledikçe müzik ve konuşma sesleri azalmaya başladı. Hızlı adımlarla yürüyordu. Avcı ise topuklu ayakkabılarıyla tökezlememeye çalışarak arkasından yürüyordu. Nova adama yetişmeye çalışıyordu. Bir anda keskin bir patlama sesi duyuldu. Kızın başı döndü. Ayakları yerden kesildi ve ardından avcı bir anda kustu. Önünü göremiyor, ne olduğunu anlayamıyordu. Saldırıya mı uğramıştı? Şampanya ve atıştırmalıkların tadı ağzına yakıyor. Elleri titriyor ve uyuşuyordu. Ensesi yanıyordu. Daha önce hiç portal kullanmadınız mı? Ne portalı be? Yazık size, merak etmeyin. Ben temizlerim. Birileri kızı kollarından tutup bir yere sürükledi. Avcı karşı koymak istiyordu ama vücudu ona itaat etmiyordu. Bir ses duyuldu. Bir çınlama, bir gümbürtü ya da bir gıcırtı. Nova gözlerini kapattı ve kalkmaya çalıştı. Gözlerini açarak yukarı baktı. Önündeki duvarda genç bir adamın portresi asılıydı. İşte. Ustanın sırrını çözmeme yardım etmeye ne dersin zaman avcısı? Ay, bu da mı zaman avcısı olduğumuzu biliyor? Niye bizim hiç gizli bir işimiz olmuyor ya? Herkes tanıyor bizi. Ay, teşekkür edemeyeceğim, elmaslarım azalıyor. Aslında çoklar ama. Neyse, bölümü bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.